Sadece ben skor vereyim, 2-1 yendik. Çok mutlu oldum. 16'ya girdik, Avusturya ile eşleştik. 2 Temmuz'da da maçımız var. Can, bunların hepsini ezbere biliyor zaten anladığım kadarıyla. Yani. Sen baktın mı maça? Bakabildin mi? Beklerken yayına evet. Burada biraz birazcık böyle mobil bir şekilde. Heyecanlıydı. Evet, gelelim sizin maçlara ya. Yani bir sanatçının mesela en büyük derbisi hangisi oluyor? Ben şimdi senin müziklerini dinledim. Bir kere mevcut şeyden yapılan çok dışarıda bir şeylerin eksiklerini ve bizim çok sevdiğimiz o eskilerin o doğada şeyi kabul etmez de boşluğu sevmez de boşlukları doldurur gibisin. Ve çok hoşuma gitti. Yani keşke burada bir imkanımız olsaydı. Olacak. Önümüzdeki günlerde olacak. Senin canlı performansını dinleyebilseydik. Bir sanatçının en büyük derbisi hangisi? Yani müziğe başladım ve en büyük derbin hangisi oldu? Sesini duyurmak herhalde önce. Yani çünkü hele bu zaman iyice zordur diye tahmin ediyorum. Yani sesin duyulur, görünür, yaptığın bir müziğin başkası tarafından ulaşılabilir olması çok çünkü hızlı bir... Bir günde 120 şarkı tüketebiliyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Yani ne kadar çıktığına da bakmak lazım tabii yeni şarkıların o yüzden. Yani, ıslıkla bile üretiyorlar abi artık. Öyle, yani, öyle. Yani en büyük zorluk o herhalde. Ben bir şekilde onun üstesinden geldim. Çünkü hani 2012'den beri aşağı yukarı müziklerimi paylaşıyorum. Dönem değişmeden hemen öncesinde bir pencere vardı ve onun içinde yer alabildim galiba. Sonra da yani mental sağlığını koruyarak galiba şeye devam etmek, kalıcı bir şekilde üretmeye devam etmek. Kestirebiliyor muydun 2012'den hani 2024'e bakınca arada bir pandemi olacak vesaire, birçok şey değişecek ve hani artık tamamen dijitalden biz tanıyacağız ünlüleri, böyle hani selebritiler dijitalden fırlayacaklar karşımıza. Kestirebiliyor muydun? Yani bir dijitalleşme olduğunun farkındaydım ve ona göre kurmuştum bütün vaziyet almıştım düzenim yani. Ama hani tabii ki pandemiyi tahmin edebilir biri olsaydım başka bir yerde olurdum şu an muhtemelen. Yok, kesinlikle pandemi çok büyük bir tersine yara oldu bizim için yani. O süreç senin için nasıl geçti? Bunu özellikle soruyorum çünkü hani birkaç insanı da ya da birkaç hani ne diyelim şimdi sevdiğimiz kardeşimiz de o süreçle birlikte tanıdık. Yani bir yandan ne diyelim aktörlüğe ve aktrisliğe istihdam çıkarttı. Bir yandan müzik dünyasına öyle. Bir yandan bambaşka şeyler, alışkanlıklarımız edindi. Orayı nasıl geçirdin üstad? Ben biraz nefes aldım. Biraz kişisel bir durum olarak. Çünkü ben hani içine kapanık bir insanım normalde. Ve böyle okumak istediğim şeyler, izlemek istediğim filmler, işte oynamak istediğim oyunlar. Hakikaten böyle evden çıkmamak için bir bahane aradığım bir döneme denk geldi ama yine de tabii bir yerden sonra o hani o psikoloji de süper değil haliyle. Çünkü dünyada... Üretime dönüyor. Kendini sağlatmak için üretmek durumundasın. Evet, bir albüm yaptım zaten. Daha doğrusu kayıtlarına başlamıştım. Pandemi oldu. Neyse ki evimde imkanlarım vardı da devam edebildim üretmeye. Tamamladım. Ve bir albüm tamamladım yani o süreçte. Sonra dönüşte de konserler yapmaya çalışarak böyle ittirek aktıra o dönemi hepiniz hatırlıyorsunuzdur yani. Yavaş yavaş o travmayı attık. Nasıl gidiyor şimdi işler? Şimdi işler iyi gidiyor, üretime devam ediyorum. Bir yandan tabii ben başka isimlere de prodüksiyon yapıyorum. Öyle bir prodüktör tarafım var. Kendi albümüm zaten Ocak'ta çıktı, en son albümüm. İşte yeni albüm şeyler... Albüm çıktı, lafı ne güzel değil mi? Yani şimdi artık o lüks yok insanlarda. Hani albümüm çıktı, şimdi şarkı yaptık işte çıkacak. Yarın dijitalde. Teklim. Yarın dijitalde. Ya hani o albümdeki hani o derinlik, o duygusal yoğunluk bilmem ne, herkesin kolektif haline alması Ocak deyince tabii yani hani şimdi artık çok uzak geliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani, düşünsene o senin için de. Benim için de Ocak'tan bu yana tabii hayatımda da bir sürü bir şeyler oldu falan. Onlar yani zaman çok hızlı geçiyor. Çok yoğun yaşandığı zaman. Aslında çok da bir şey olmadı. Yani 6 aydan bahsediyoruz albüm çıkalı ama artık bu zaman için eski olmaya başlıyor. Yeni şarkılarım var, onları üretmeye başladım. Kaç şarkı vardı albümde? Yani 6 ana şarkı var. Ben böyle araya bazı interlüt veya outro gibi şeyler de ekliyorum. Aha. Dolayısıyla hani şarkı olmayan, totalde 8 parçadan oluşan. İyi abi. Öyle şeyler var. Ben tamam. Yani senin zaman, ya zaten zamansız olanlar çok değerli.